Maalesef. Yani denetimden olumsuz bir şey çıkması bir kere ülkede artık anormal karşılanıyor. Bu tür ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde gayet sıradan olaylar bunlar. Evet. Yani birisi bu gemiyi gemi trafiğinden çekse artık gönderin alaya, söksünler şurada olsun dese ona şaşıracağız. Yani öyle bir ülke olduk. Yani normalde bu gemi belli ki hurda aşamasına gelmiş ama birileri bunu alsa dese ki gönderin alada parçalasınlar, jilet yapsınlar bunu. Ona şaşırırız yani. Vay deriz. Ulaştırma Bakanlığı'na bakın. Gemi batmadan önlem aldı. Yani bir kazaya mahal vermeden gerekeni yaptı diye şaşıracağız. Erzincan'da böyle. Mesela o işletmeye adam gibi bir denetim yapılsa, ceza kesilse şaşıracağız. Vay yandaş şirketin madenine şu kadar ceza kesildi falan diyeceğiz. Şaşıracağız yani. Öyle. Bu hale geldiğimiz için bunları yaşıyoruz. Yani korumacılık, kollamacılık, yandaş. Baksanıza 220 milyon lira vergisi silinmiş bu Anagold denen şirketin. 220 milyon. Ya vergi teşvik, bir şey bu başka yani. İstisnaları da var. Ya bu benim dediğim bir kalemde silinen aynen. 7 milyon bilmem kaç bin dolar. Türk parası karşılığı 222 milyon lira. Ondan sonra da diyorlar ki ya işte emekliye para yok. Dul ve yetime para yok. Şuna para yok. Aa, demek ki bu altıncılara var. Çünkü altıncılarla ilişkileriniz tuhaf. Ben soru soruyorum, hala da sormaya devam ediyorum. Bu şirket, Türk ortağı çıksın, bu Anagold denen şirketin %20 hissesini hangi parayla aldı, kaç liraya aldı açıklasın. Belgelerini Türkiye kamuoyuna açıklasın. Bu Anagold'a verilen, bu Kanadalı, Amerikalı şirkete verilen bu imtiyazların karşılığında mı verildi o hisseler? Yoksa para mı ödendi? Buna bir baksınlar. Bu şirkette çıksın, ısrar ediyorum. Açıklayana kadar da ısrar edeceğim. Bu şirket o hisseleri parayla aldığına dair kanıtları göstersin. Desin ki biz bu şirkete şu kadar finansman sağladık kurulma aşamasında. Alın bu da transfer şeylerimiz. Ne diyorlar? Dekontlarımız. Bu kadar parayı bu şirkete şuradan transfer ettik diye bize göstersinler. Öyle peçeteye falan da yazmasınlar. Bankadan bankaya gönderilen ya da çantayla verdik, bavulla verdik falan diye tuhaf şeylere sığınmasınlar. %20 hisse hangi parayla, ne zaman, hangi tarihte alındı? Bunu açıklasınlar. Çünkü öteki türlü ben ciddi ciddi bu Amerikalı firmaya bütün bu imtiyazların, bütün bu korumaların, bütün bu denetimsizliğin bu ilişki karşılığında verildiğini düşünmeye başlayacağım. Hiçbir yerinde yoktur dünyanın. Yani ya dün çok güzel bir şey gördüm. Bu sosyal medyada zaman zaman çok yaratıcı şeyler oluyor. İki tane fotoğrafı yan yana koymuşlar. Birinci de işte bir kanonun üstünde bir insan, onun gözüyle çekilmiş fotoğraf, muhteşem bir göl, karşısında yemyeşil bir dağlık alan, coğrafya, üstüne şey yazıyor: Türkler Kanada'ya gelince. Altında da bu madenin fotoğrafları var, Kanadalılar Türkiye'ye, o heyelanın fotoğrafları var, Kanadalılar Türkiye'ye gelince yazıyor. Ya bu o kadar güzel bir özet ki, kim yapmışsa ilk kaynağı nedir bulamadım. İlk kaynağını şey yapamadım. Müthiş özetlemiş. Milletin her şeyi o kadar olmuş. Keşke bulsa. Keşke arkadaşlar bulsa da sosyal medyadan şimdi onu bir gösterseler bize. Hepimizin düşüncesine gerçekten tercüman olmuşlar. Türkler Kanada'ya gidince muhteşem göller, işte bilmem ormanlar, dağlar vesaire falan görüp güzel vakit geçiriyorlar ama Kanadalılar Türkiye'ye geldiğinde belki de öncesi aynı o fotoğraftaki gibi olan o göllerin, ormanların, dağların sonucunu bu hale getiriyorlar. İnanılmaz bir şey yani.
ve korunup kullanıyorlar. Bakın ben 3-4 gündür bu işle milimetrik seviyede uğraşıyorum. Bütün o danışmanlık şirketlerinin yazdığı raporlara baktım. Mesela 2021'de yazılmış bir rapor 900 sayfa. Sadece bu şirketle ilgili böyle baştan sona okudum. Bütün rakamlara baktım. Ya inanamazsınız, adamlara mümkün olan her yer verilmiş. Yani daha fazla verilememiş çünkü köyü de vermeleri gerekiyor. Şimdi zaten o Çöpler Köyü'nü böyle 35-40 haneli böyle villa tarzı evlerle yapmışlar. Barajın kenarında böyle manzaralı falan. Onları oraya taşımışlar, ikna etmişler bu Çöpler alanı. Ama onun öbür tarafında 3-4 köy daha var, onun sınırına dayanmışlar. Yukarıda neredeyse İliç'e dayanmışlar. Ve mümkün olan, yani bir tarafta da Fırat'a dayanmışlar, baraja dayanmışlar. Orada bir baraj var. Baraja dayanmışlar ve mümkün olan her yeri almışlar. Ve inanın, yani bunu zaten okuyunca şok oldum. Danışmanlık şirketi bunlara demiş ki şu kadar metre yığabilirsiniz. Bu teknik olarak mümkün. Dedikleri rakam, olması gereken rakamın neredeyse iki katı. Yani 130 kat biriktirebilirsiniz olması gereken, bunlar 230 küsür kata kadar yapılabileceğini söylemişler. Ve düşünün, bakın 17 yıldır oradan çıkarılan kor halindeki o toprak, içinde altın olan toprak getiriliyor, siyanürle, sülfürik asitle falan yıkanıyor. İçindeki altın cevheri alınıyor ve o çukurlardan çıkarılan topraklar başka yerlere yığılıyor. Bakın bu 17 senelik bir şey. 17 senedir. Açık madencilik böyle bir şey. Şimdi sosyal medyada bir şey dolandı. Böyle yine benzer bir şekilde toprak kayıyor. İşte kamyonları falan altın alıyor. İspanya'daki bir kömür madeni o. Açık madencilikte bu riskler her zaman var. Yıllar önce İspanya'da da olmuştu. Açık maden yaptığınız zaman bu toprak kaymaları, şunlar bunlar oluyor. Hele bu yani liç yöntemiyle topraktan altını siyanürle yıkayarak çıkarma yöntemiyle yapılan madencilikte böyle bir pasa atık, kirli atık diyorlar buna, kontamine hafriyat diyorlar, çıkıyor. Ve yani düşünün, bir dağ, yani 300-400 metre yüksekliğinde bir dağ oluşmuş ve o dağ şimdi bir vadiye doğru aktı ve vadiyi doldurdu. 1 kilometre uzunluğunda bir vadi artık o toprakla dolu. Toprağın nasıl kaygan olduğunu gördünüz, hepimiz gördük. Çünkü toprak bildiğimiz hani böyle kuru toprak, sıkışmış, doğal zemininde sıkışmış vesaire toprak değil. Kamyonlarla vesaire üst üste boşaltılmış ve siyanürle, işte asitle vesaire yıkandığı için de öyle birbirine geçmiş, hani yapışmış, evet, falan değil. Bazı yerlerini duymuşsunuzdur. Çatlakları çimentoyla dolduruyorlar ki tutsun, yapışsın vesaire. Yani bu kadar tehlike göz göre göre gelmiş. Ağustos ayındaki denetimde de o çatlakların hepsini tespit etmişler. Belki rüşvet almışlardır. Yani günahlarını almak istemiyorum. Ama bir şekilde bazı yöntemler kullanılarak bu tehlike o raporlara yazılmamış. Olur vermişler. Çünkü ülkede şöyle bir cezasızlık kültürü var. Bir tane müdürü atarsın içeri, bir tane mühendisi atarsın içeri. Ne şirketin patronuna bir şey olur, ne o şirketle pis ilişkilere girmiş bürokrasideki insanlara bir şey olur, ne ülkeyi yöneten siyasetçilere bir şey olur. Bir tane mühendisin bir de yöneticinin yanına kar kalır cezalar. Burada da aynısını görüyorsunuz. Ya bir tane ona izin vermiş devlet bürokratı, o denetimleri layıkıyla yapmamış bir müfettiş, o çevre etki değerlendirmesi olumsuz olduğu halde olumlu rapor vermiş bakan sorgulanıyor mu şimdi? Yok. Murat Kurum çıkmış İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na saçma sapan şeyler söylüyor. 5 yılda bilmem ne. Ya siz 5 yıl çevre bakanı oldunuz ya. İşte eseriniz ortada. Çevre etki değerlendirmesini yapmışsınız ve olumlu demişsiniz. Burada olumsuz bir durum yok demişsiniz. Doktor bu ne? Bu ne? Bu kadar fotoğraf işte. Kaydı, bu fotoğraf bak. Sonuç. Senin söylediğin en fazla etkileşim olan. Yani bunu kastetmiştim. Bunu kastettin değil mi? Bizim sosyal medya ekibimiz var. YouTube'dan da sorumlu. Evet, evet.
Onlar hemen yolladı, evet. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımız yani da işte hemen ekrana taşıdı. Bu o kadar güzel bir özet ki. Aynen. Biz Kanada'ya gittiğiniz, siz Kanada'ya gittiğinizde yukarıdaki görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Kanadalılar Türkiye'ye geldiğinde bakın ne hale getiriyorlar. Durum bu. Aynen ve o aşağıdaki kısım da büyük ihtimalle bundan 15 sene önce orası gibiydi. Yani aşağısı da büyük ihtimalle ki ben İliç'i biliyorum. Yani biz Doğu Ekspresi'ni tanıtmaya çalışırken, Doğu Ekspresi popüler olmaya olsun diye çalışırken oralardan çok fotoğraf çektik. En güzel manzara Doğu Ekspresi'nin geçtiği güzergahta en güzel fotoğraflar İliç'te çekildi. Yani orada bir karanlık kanyon var, aklınız durur yani. Muhteşem yerler. Böyle dağların arasından geçiyorsunuz, kapalı bir ortama giriyorsunuz. Böyle sen söyleyince ben baktım hakikaten ne diyorlar öyleymiş. Ona? Fantastik filmler olur ya, oralardaki gibi böyle kendinizi Yüzüklerin Efendisi filminde o elflerin yaşadığı o değişik alanlarda falan bile hissedebilirsiniz yani. O kadar güzel yerlerdi İliç vesaire. Ama ne hale getirmişler görüyorsunuz işte. Ya altın madenciliği böyle bir şey. Ya Türkiye'de görülmemiş altın madenini aldım, sonra eski altını çıkardım, eski haline getirdim. Görülmemiş bir şey ya. Çünkü denetimsiz. Çünkü herkes rant hırsıyla hareket ediyor. Herkes paraya bakıyor. Allah aşkına Murat Kurum'un umurunda mı İliç'in geleceği? Oradaki doğal tahribatı şu bu. Niye olmasın? Yani ya? Yani nasıl müteahhitlerle kol kola geziyorsa, nasıl müteahhitleri zengin etmek için imzalar atıyorsa, burada da madencileri zengin etmek için imza atmış. Gerçekten umurlarında değil. Bu zihniyetin bütün her şeyi paradır. Bakın Murat Kurum için de böyledir. Her şey paradır. Her şey kupon arazidir. Her şey apartmandır. Her şey yüksek binalardır. Her şey oralardan gelecek olan ranttır. İliç'in çevresi şey olmuş, zarar görmüş, İliç perişan olmuş. Umurunda mı Murat Kurum? Ya İliç'in nerede olduğunu bilmez Murat Kurum. Ama çevre etki değerlendirmesi olumludur diye rapor imzalamasını bilir. Aman imzalamazsan hükümete yakın bir şirket ve onun ortağı zarar görür falan. Yani böyle hareket eden bir tayfa bunlar. Ben gerçekten bu yani bir doğa sever olarak her hafta doğa yürüyüşlerine giden, o dağlara tırmanan ve yani arkadaşlarımızın, dağcı arkadaşlarımızın çok güzel bir sloganı var. Ayak izinizden başka hiçbir şey bırakmayın dağda derler. Ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmadan o dağlarda dolaşmayı arzulayan insanlardan biri olarak bu yapılanlara çok öfkeliyim. Ve bunun baş sorumlularından biri de buradaki çevreye olumsuz bir sonuç çıkmaz diyen, o raporun altına imza atan Murat Kurum'dur. Öyle çıkıp İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na salvolar yapmak falan hikaye. Gel bunun hesabını ver önce Sayın Kurum. Gel önce bunun hesabını ver. Nasıl görmedin buradaki çevre etki değerli şeyini, olumsuz çevreye verilecek olumsuz etkinin ne hale geleceğini nasıl görmezsiniz ya? Siz nasıl bir mühendissiniz? Sizi okutmadılar mı çevre dersi? Geçen Çiğdem Töker'le bunu konuşuyorduk. Yani toplam Türkiye'ye bu yani geride kalan 17 yıl içinde galiba kasasına giren para 1 milyar dolar civarında. Yani 800 hatta 840 milyon dolar civarında bir şey yani bir madenden dolayı bir payın var %4 falan galiba yani çıkarılan altının %4'ü galiba Türkiye'ye bırakılıyor. Bir de bu şirket işte vergilerle şunlarla bunlarla ödemeler yapıyor. İkisinin toplamı 850 milyon dolar civarında bir şey ve dediğin gibi rakam da 5-6 milyardan fazla. Yani çok aslında dünyadaki madenlerle kıyaslandığında burası 2. ya da 3. büyük madenmiş. Ama büyük. Verimlilik açısından o kadar yüksek, o kadar büyük şey verimliliği çok yüksek olan bir maden değil ama. Zaten bu yüzden bu kadar toprak çıkıyor, bu kadar atık çıkıyor falan. Yani
Nasıl olsa Türkler veriyorlar. Şey, yani bir şeyden bilmem bir miligram falan öyle çok düşük yani bir kilo topraktan çok düşük bir şeyi var burada. Altın yüzdesi var. Ama tabii Türkiye bütün topraklarını böyle peşkeş çektiği için. İşte Allah. Türkiye olunca rahat rahat ediyorlar. Önemli değil ki işte bak. Şey yani. Başımıza ya bu, Amerika'da şey yasal olarak bu, kıyamet kopar yani. Bunu yapabilir mi? Cesaret edemez. Hapse girer ya o. Bu madenin tek masrafı harfiyat işleri. Yani şey toprağın sökülmesi, taşınması işleri. Onun dışında toprağına para vermiyorsun, alanına para vermiyorsun ya. Her şeyi sana peşkeş çekmişler. Gel kardeşim istediğin yeri siyanür havuzu yap, istediğin yeri atık sahası yap, istediğin yere kadar kapasite genişlet. Deniz o çıkan gel, toprak yani da hala bütün... orada bir toprak yığını var, o siyanürlü değil diyorlar. Bir de sabıra ihtiyacımız var. Bak, bir de Allah'ın yüzümüze gülmesine ihtiyacımız var diyor Enerji Bakanı da. Niye Ebru, sabredeceğiz? Büyük bir yalan. Büyük bir yalan bu toprak. Ya düşün. Ya bir şeyi siyanürle asitle yıkıyorsun ya. Tamam gidiyor çoğu %99'u gitsin. %99,5'u gitsin. Ya bir bulaşık kontamine diyorlar adı üstünde kontamine yani. Bu bulaşık bu yani kirlenmiş kirli. Daha kirli atık da. Diyorlar buna kontamine harfiyat. Bir de onu da en son %100 kar alan verdiler kontamine harfiyat için. Öyle şu anda bak dünyanın her yerinde Türkiye'de de en ciddi sorunlardan biri inşaat işlerinde harfiyat meselesidir. Yani bir yeri kazdığında çıkaracağın kayayı, taşı, toprağı bir yere taşıman gerekiyor, dökmen gerekiyor. İnşaat işlerindeki en büyük maliyetlerden biri budur. Bu adamların öyle bir derdi yok. Koskoca dağı onlara vermişler ya. Yani köylerin sınırlarına kadar, Fırat Nehri'ne kadar, baraja kadar her yeri onlara vermişler zaten. Kapasite artışlarına bakın. Ya bütün şey yani yerleşim alanlarının bulunduğu sınırlara kadar onlara vermişler zaten. Açın Google haritasını, İliç yazın. Bir bakın zaten uydu fotoğraflarından görünecek kadar büyük bir alanda işte siyanür havuzları, atık alanları her şey orada mevcut zaten. İşte mesela bu harfiyatın bir kısmı bu bizim gördüğümüz tarafa akmış. Onun yarısı kadarı da madenin içine doğru akmış mesela. Biz göremiyoruz madenin içini açmadıkları için. Göremiyoruz. Orada eski maden mesela eski madenin ilk kazılan kısımları var. Niye kapatılmamış kardeşim? Bitirdiğin yeri niye eski haline getirmeden yeni yerleri o hale getiriyorsun? Gerek görmemiş. Demiş. Öyle değil mi? Gerek çünkü bunlar görmemiş. Masraf çünkü. Aynen. Masraf. Yani bu hani bu şeyi verimliliği düşük bir alan, içindeki altın miktarı düşük bir alan ama masrafları o kadar az ki gitsen bunu Amerika'da yapsan her şeye para ödeyeceksin. Her şeye vergi ödeyeceksin ve inanılmaz iş güvenliği önlemleri alacaksın. İnanılmaz böyle şey recovery diyorlar hani eski haline getirme şeyi yani bir altın madenini. Eski haline getirmek zorundasın içindeki altını aldıktan sonra. Hiçbir yani bu zaten Fatsa'da da yok, Kaz Dağları'nda da yok. Türkiye'ye gelen madencilerin buraya akın etmelerinin nedeni bu. Sorulmuyor. Eski haline getirdin mi kardeşim? Yok. Yani eski haline getirmeyi bilmiyorsan bozmayacaksın kardeşim ya. Yani gerçekten eski haline getirmeyi bilmiyorsan, tamir etmeyi bilmiyorsan bozmayacaksın. Ya oraya bunlar HES de yapmış. Koskoca bir HES orada, daha... her şey orada. Her şey orada. Ya bir de HES'in şifa dibinde altın yani arıyoruz, işte arıyoruz. Fırat'ın yanındayız. Bu kadar riske aldın, bu kadar doğa faciası, bu kadar insan hayatı riske aldın. Bari bir kazanıyor musun? O da yok yani işin hani hiçbir şeyin bedeli olmaz ama. Kazanmıyorsun da bir şey yok ya yani. Ya söylüyorum bak 2022 ile 43 arası projeksiyon. Ya şöyle kandırıyorlar. 174 milyon dolar gelir vergi geliri şeyi varmış, projeksiyonu varmış. Ya biz zaten bir tane astronot yollamak için 55 milyon dolar ödedik ya. Yani 174 milyon dolar bu kadar, düşünsene. Tahribata gerek yoktu yani bu ya. Para için. Evet, yani hani, bizim cebimize ya giren bu kadar yalan mı? Söylüyorlar. Bakın şöyle bir yalan söylüyorlar. Bunu da o kadar pişkince söylüyorlar ki. Neymiş efendim oradan çıkan altın doğrudan Merkez Bankası'nın kasasına gidiyor.
Altını ya, taşıyor Merkez Bankası gerçekten. Hiç mi? Ya, hiç mi? Ya hayır, gidiyor da parayla alıyorsun. Yani gerçekten. Sen kendi topraklarında altın çıkarılan altını satın alıyorsun, Merkez Bankası'na koyuyorsun. Ve bu ne demektir biliyor musun? Hazır müşteri demektir. Yani senin cebine giren altın demek değil, hazır müşteri demektir. Sen direkt o adamın çıkardığı altını piyasa fiyatlarından satın alıyorsun. Sadece %4'ü mü, 3'ü mü o senin kasana doğrudan giriyor, para evet, ödenmeden giriyor. Bizim altın rezervimiz devlet, çok devlet mi? Hissesi olarak. Yani hep ithalatçı. Yani devletin ya. Şeyi olarak, yani bunu da kalkıyorlar diyorlar ki burada üretilen tek gram altın bile yurt dışına çıkmıyor. Hepsi Merkez Bankası'na. Ya gerizekalı mısınız? Bizim vergilerimizle, bizim paralarımızla satın alınıyor altın ya. Evet, evet. Hazır aynı müşterisin zamanda biz yani. Çok ciddi bir altın ithalatçısıyız. Yani cari açık alsa, veriyoruz. Ha, yani. Çok indirimli alıyor filan olsa anlayacağım ya, bildiğin piyasa fiyatı. İthalata ya, şey sınırlama geldi ya. Biliyorsunuz altın ithalatına. O derece altın ithal ediyoruz yani. Yani, ben neyse, size yani, bir fotoğraf göstereceğim. Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Çok üzücü bir başlık. TÜİK'in istatistikleriyle ters düşüyoruz biz böyle olunca. TÜİK ne demiş? Sen bugün sabah verdiğim bilgiler arasında. 18 yaş üstü halkın %52'si mutlu 53'ne demiş. 53'ne yakın. Şimdi %53 mutluysa burada üçümüzden en az yani birinin bir defa en azından %50, ikimizden birinin mutlu olması lazım. Yani şimdi bu haberleri okuduğu zaman mutlu olmayı... Çünkü hepimiz Bandıra filozofuyuz. Yani mutlu olmanın yolunu bulmuşuz hepimiz. Evet. Bir lokma, bir hırkayla mutlu olabiliyoruz. Biz öyle bir halkız yani. Ya. Ben tabii istatistiğe inanmadığım için yani bu istatistik verisine güvenmiyorum. TÜİK olunca ama... Harcarsa harcasın. İnsanların arzuları var, istekleri var, gerekleri var. Ama şimdi yukarıda 100 gram fındık ülkesiyiz. 55 lira veriyorsak, 3000 lira emekli ikramiyesini anca arttırabiliyorsak... 10 bin lira en düşük emekli maaşı ise 17 bin lira asgari ücretse ve enflasyon alıp başını gitmiş fiyatları yetişilemiyorsa bu haberler de gündeme gelir. Ocak'ta 9.7 milyar lira harcadı Diyanet. Ordu'da 6.262 kişinin aynı anda namaz kılacağı Türkiye'nin en yüksek minareli tahta cami ve dini merkezi inşa edilecek protokol imzalanmış. Siz dikkatinizi çekiyor mu size sürekli böyle camilerin yanında külliyeler, binalar oldukça güzel. Oldukça böyle yatay, geniş alanlara yapılmış. Mesela bizim orada çok var Üsküdar'da. Her mahallede neredeyse böyle yapılıyor güzel güzel külliyeler. Ya şimdi evlere bakıyorum çökmek üzere. Ya eskilikten insanlar ciddi barınma krizi yaşıyor. Yani market alışverişine 1000 lira veriyorsun, iki torba bir şey alıyorsun, 1000 lira, 1100 lira falan diyor adam. Ne aldım ki oluyorsun böyle? Bunlar tercih tabii Ebru. Yani tercih. Ya tamam yapılsın, sonuna kadar yapılsın ama ülkede ciddi bir sıkıntı var. İnsanlar dar boğazda. Ya şu hani demin Diyanet'in şeyini verdin ya, cami vesaire falan. Şimdi bunları böyle yapıyorlar. İşte nasıl olsa hani itiraz edenin de başına ezeriz. Yani sen nasıl Müslümansın falan diye. Ben evet. İşin şu noktasındayım. Ya bu ülkede bu kadar çok cami yapılıyor. Her tarafa cami yapılıyor. Yani bir mesela herhangi bir şey sitesi, yani konut sitesi yapıyorsun. Sana imar verirken şart koşuyor. Diyor ki bir tane cami yap. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığının şeyiyle yapılan, ortaklığıyla yapılan bütün sitelere bak. Girişinde önce camiyi yapar şirketler, ondan sonra şeyleri yaparlar. Her yere yapıyorlar. Peki ben merak ediyorum. Memlekette bu kadar cami yapılıyor, bu kadar imam yetiştiriliyor, bu kadar tarikatlar okullara sokuluyor, bilmem şey yapılıyor. Peki bu ülkede neden yolsuzluk sürekli artıyor? Neden hırsızlık sürekli artıyor? Neden kötülük artıyor? Neden böyle? Yani bu kadar cami, bu kadar imam, bu kadar yani Diyanet işlerine bu kadar yatırım yapıyoruz değil mi? Bu kadar imam kadrosu açılıyor, bu kadar maaşlar ödeniyor vesaire. Normalde ne şey yaparsın? Bir, yani şirket mantığıyla düşün. Bunların bir sonucu olur değil mi? Bir toplum üretirsin, o toplum böyle saygılı olur, hoşgörülü olur, çevreye duyarlı olur, hayvanlara duyarlı olur, hassas olur. Yani her şeyi korur, kollar, ahlaki çözülme olmaz vesaire. Şimdi bakıyorsun sen,
Yani bu kadar şeye rağmen Türkiye'nin durumu ortada. Geçen devasa bir cami 2000 kişilik. Merak ettim, gittim imamına, dedim ki ya cemaatin ne kadardır dedim. Ya işte cuma günleri oluyor dedi, bir 100-150 kişi cuma namazında. Onun dışında 5 kişi 6 kişi mahallede, bir iki tane yaşlı var, onlar geliyor dedi. Yani böyle mesela dağ başlarına yapılmış devasa şeyler. Ankara'da havaalanına giderken yapılmıştı bir tane, Kuzey Yıldızı projesinin başına. Baktılar olmayacak, Hacı Bayram Üniversitesi'ne yerleşke yaptılar, etrafındaki binaları falan da kullanıp o külliye dediğin şeyi üniversiteye devrettiler falan böyle. Yani demem o ki bu niye böyle oluyor yani? Niye bu kadar hani din, diyanet nedir? İyilik öğretisidir aynı zamanda. İnsanlık öğretisidir, dürüstlük öğretisidir. Çalmayacaksın der bütün dinler. Öldürmeyeceksin der bütün dinler. Yani iyi olmayı öğretir. Peki niye bu kadar yatırım yapıyoruz bu işe? Karşılığında böyle bir toplum olduk. Çünkü çıksın Diyanet İşleri Başkanı bana yanıt versin. Ben yanıt vereyim ben sana. Ben Diyanet İşleri Başkanı'na sormuştum. Niye üstüne alındın ki şimdi? Hayır ben sana... Yani bu, çünkü amaç farklı yani. O daha iyiye daha gidiye değil... Yoksulluğu daha iyi yönetebilmek için bu yatırımları yapıyorlar yani. Bütün algı aslında orada yani, yoksulluğu din kavramı üzerinden çok daha iyi yönetebiliyorlar. Tamam da o bir süre sonra yönetilemez hale gelir. Zaten oraya doğru gidiyor. Bak ben de sana bir Türkiye gerçeğini anlatayım. Peki. Ben de sana bir Türkiye gerçeğini anlatayım. Anlat bakalım. Bu 12 milyon üzerinde konut elde edenlerin birçoğu bir şekilde iktidardan nemalanan falan tipler. Yani bu gayrimenkul yatırım ortaklığının projelerine girip ucuz ucuz konutlar alıp ondan sonra onların rantını yiyen tipler. O 10 tane ev, 5 tane ev bilmem ne, bunları temin edenleri görüyoruz. Bal tutan parmağını yalıyor. Diyorsun ki ya ben bir tane başımı sokacak ev alamıyorum. Bunlar nasıl böyle 10 tane 15 tane ev alıyor? Yollarını buluyorlar. Dolayısıyla eğer Ebru'nun dediği gibi 12 milyon lira fiyat şeyi koymuşlarsa, emin ol bak o ikinci, üçüncü, dördüncü evlerin hepsi 11 milyon 999 bin bilmem 999 adette artarsa işte da şey yapacak yani, böyle bir ya ücret sınırı koyarlarsa 11 milyon 900 binde kalacak diyor. Fark etmez diyor. Toplam çok adette varsa 11.900 evin yine vergi sisteminde yani. Hayır, o tarz limit öyle, limit 12 milyon. Tamam da bir tane ev için söylemiyorsun ki. Hepsi üst üste eklendiği zaman adet çoğalırsa mesela da yine 10 tane 12 milyonluk var. Evin varsa kademe kademe vergini artıyor evet. Diyorum. Ama evin 12 milyonun altındaysa yani normal yolunu, vergi ödüyorsun. Onlar bir yolunu hayır, 10 bulurlar. Tane, 10 tane 11.900'lük evin varsa da yüksek vergi ödüyorsun. Tamam normal vergi ödüyorsun. Hayır vergi, ya hocam ben, vergisi ben bir şey diyeceğim. Hayır artan ben, bir konut bak, vergisi ödeyeceksin. Uygulama yani bu teklif. Ya bulurlar yolunu. Yolunu bulurlar. Yani bak biz bir motorlu taşıt vergisinin ikinci ödemesinden kaçamadık. Kaçamazsın. Ama altıncılar 222 milyon liralık vergiden kaçmışlar yani. Tamam. Ben de nasıl şey yap? Yani bak yani Deniz Zeyrek bir motorlu taşıt vergisinin haksız yere alınan ikinci şeyinden ödemesinden kaçamadı. Gitti böyle tıpış tıpış ödedi. Evet. Ama bilmem ne gold şirketi, Amerikan şirketi yandaş ortağı yüzünden, yandaş ortağının ya da bilmiyorum onun arkasında da kim var, 7M'in midir kendisi, yani birileri adına mı tutuyor o hisseyi bilmiyoruz ama o şey 222 milyon lira vergiden kaçabiliyor abi, nasıl oluyor bu peki? Evet. Birisi için bir tane vicdanlı Diyanet İşleri Başkanımız çıksın açıklasın ya, bu kadar. Yani benden daha yakındır yani bu uhrevi şeylerde bilmem ne de. Yani bir açıklasın ya, desin ki bu sıradan adam bunu ödemek zorunda kalıyor da bu zengin niye bundan kaçıyor, kaçabiliyor? Bu nasıl bir şeydir? Hani insanlığa sığar mı, İslam'a sığar mı? Gerçekten bir şey versin yani. Hani yoksuldan az, zenginden çok alınacak bir şey bu vergi. Niye böyle tam tersi oluyor? Yoksuldan çok, zenginden az alıyorlar. Çok günah. Nasıl oluyor yani? Deniz'cim sana... Ya bunu bak bir diyorum ya Devrim, onun için diyorum ki hayal kuruyorsun. Bak şimdi. Bizim halkımız bu ev sahipleri bir yolunu bulurlar.
Ondan da kurtulurlar. Aynı şey ne oldu? Kanadalı SSR Mining denen şirket gibi. Ha, bulurlar bir yolunu. Onlar nasıl 220 milyondan kurtuldularsa bu ev sahipleri de kurtulurlar. Gerçekten kurtulurlar. Ya öyle şeyler var ki burada anlatamadığımız, konuşamadığımız ya. Devletin parası deniz yemeyen işte şey bu zihniyetle yapılan şeyleri bir bilseniz, adam lojman yapıyor, tamam mı? Lojman. Bir kurumun başkanı lojman yapıyor. Ondan sonra geliyor bilmem nesi, ya ben bunu beğenmedim değiştir diyor. Al sana yeni masraf. Adam saray yapıyor. Geliyor yani yetkili olmayan biri yani devletle hiçbir işi yok ama orada yaşayacak. Ben bu mobilyaları beğenmedim. Sökün yenisini yapın. Ya öyle bir israf var ki aklınız durur ya. Ben o lafı kimin söylediğini biliyorum. Ya devletin parası öyle bir israf ediliyor ki devletin parası. Tamam mı? Biliyorsan da söyleme. Ebru Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin orada böyle pusuya yatmış bizim ağzımızdan çıkan laflara bakıyor. Yok yok söylemeyeceğim. Böyle, bir de kibirliler böyle telefon ediyorsun açmıyorlar falan. Konuşmaya çalışıyorsun iletişim kuramıyorsun. Ondan sonra sen burada gerçekleri söyleyince bir bakıyorsun çatır çatır aramaya başladılar seni. Ya öyle değil de böyle de bize niye yükleniyorsun? Ya düşünün şu madenle ilgili konuşuyoruz ya burada. Hı-hı. Ya yetkililer temas kuruyorlar. Ya sanki biziz suçlu. Onların hiçbir günahı yok. Yani biz burada onları eleştirdiğimiz için günaha giriyoruz, suçlu oluyoruz falan. Onlarsa tertemiz, pürüpak. Ya devletin gerçekten bak bu saltanat, devleti yönetenlerin saltanatındaki o israf var ya. Aklınız evet. Durur ya. Dolayısıyla ben adım gibi eminim. Bak adım gibi eminim. Öyle bir düzenleme yapılsın 12 milyon lira işte bir ikinci evden. Yolunu bulup o vergiden kaçmazlarsa ben de namerdim. Kaçacaklar. Doğru affettirecekler, söylüyor. Sildirecekler. Taksite bağlayacaklar ama ödemeyecekler. Ay değişiyor. Bazı ilçelerde ve illerde DEM Parti ya bir şey söyleyeyim mi Ebru? Bozkurt işaretleri, Kürtçe açıklamalar vesaire gidiyoruz. Buyur. Bu 2018'de hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasetin kimyasını bozdu. Gerçekten hani at izi it izine karıştı siyasette. Berat Albayrak'ın bu terminolojisini kullanayım. Yani ne nedir, kim kimdir, kimin şeyi nedir anlamıyorsun yani. Bakıyorsun adam CHP kontenjanından milletvekili olmuş. Çıkıyor ben diyor AK Parti'nin adayına oy vereceğim diyor. Bir de kendisi de aday olmuş falan böyle değişik şeyler çıktı. Yani gördükçe bu tür gelişmeleri benim artık midem bulanıyor. Yani bu kadar mı ilkesizlik olur ya siyasette? Yani ya biraz vefalı olun ya. Siz milletvekili yapmış bu partinin seçmenleri. Meclise taşımış. Azıcık ilkeniz olsun, azıcık omurganız olsun ya. AK Parti'yi destekliyor. O zaman niye muhalefet yapıyorsunuz ki? Ya Meral Hanım'ı dinledim ben. Ekrem Bey'le ilgili o isim kullanmadan çizdiği tarif. Gözü dışarıda, bilmem işte Ela Ankara'da, genel merkezde, bilmem ne. Ya Allah aşkına Meral Hanım, siz değil miydiniz onun yüzünde Rabbi Yesir var diyen? Evet. Şimdi kim değişti? Ekrem İmamoğlu o gün neyse bugün de o. Ya bu kadar açık etmeyin iktidarı desteklediğinizi ya. Ya gerçekten muhalefet, bakın muhalefet partileri muhalefeti hedef tahtasına koyuyor. İktidarı kazansın diye çırpınıyorlar. Türkiye'de şu anda 3 tane blok var. Biri CHP, biri Cumhur İttifakı, biri de Cumhur İttifakı'nın adaylarını kazandırma, CHP adaylarını kaybettirme bloğu. Orada İYİ Parti de var. Ondan sonra DEM Parti de var. Gelecek Partisi de var. Saadet Partisi de var. Bütün şeyler bir araya gelmiş. Yani yeter ki CHP İstanbul'u kaybetsin, işte Mersin'i kaybetsin, Adana'yı kaybetsin. Böyle cansiperane bir şekilde bir çaba içine girmişler. Yani ben İYİ Parti'nin mesela
CHP'li adayları kaybettirmek için girdiği o şeyi anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya sizin seçmeniniz AK Parti'ye karşı olduğu için, iktidara muhalif olduğu için size geldi. Şimdi siz nasıl iktidar adaylarını kazandırtmak için böyle bir siyaset izliyorsunuz? Muhalefetin adaylarını kötü göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun hakikaten bu 2018'den itibaren siyasetin kimyası bozuldu. Kim kimdir, ne nedir, necidir, ne ideoloji kaldı, ne siyasi görüş kaldı, ne başka bir şey kaldı. Ya düşünün, bakın neler yaşanıyor. Ekonominin halini görüyorsunuz. Bir patlıcan 22 lira olmuş, bir adet patlıcan. Ay vallahi ben 55 gram. Emekliler perişan halde. 100 gram çalışan mi? Fındık, sen de fakir fakir fındık yeme ya. Ne olacak sen de Ebru, sabahtandır bize deyip duruyorsun. Fındık da hani yemeği ver ya. Fındık üretiyoruz ya, ondan dedim ya. Dünyada birinci üreticisi. Yazık, günah ya. Evet. Fındık ya, bizi ilkokulda bedava dağıtıyorlardı. Bak, ilkokulda bedava dağıtıyorlardı, ilkokulda ya. Yatılı okulda değildi, normal devlet okuluydu yani. Öğrencilere getirip tarişin üzümünü, fisko birliğin fındığını bedava dağıtıyorlardı. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Fake isim olduğu için söylemiyorum. Diyor ki, biz diyor işte İstanbul'un meşhur balıkçılarından birini söylemiş. 20'li yaşlarda gidip orada balık yerdik diyor. Ya resmen iş adamı hayatı yaşıyormuşuz. Aynen öyle. Gerçekten yani. Dün arkadaşlarla üniversite arkadaşlarımızla işte sohbet ediyoruz. Ya üniversite öğrencisiyken bir arkadaşımız Merkez Bankası'ndan burs alıyordu. Ya onun bursuyla kendimize ziyafet çektik diye sohbet ettik dün ya. Ya gerçekten yani o kadar hani hep 70'li yıllarla dalga geçer ya Tayyip Erdoğan. Ya şu anda ülke ondan daha beter. Ya şu anda biz yırttık. Bizim çocuklarımız nasıl ev alacak, nasıl araba alacak ya, düşünebiliyor musunuz? Çalışarak yapılacak işler değil. Ne devlet memuru olarak yapabilirsin, ne özel sektörde çalışarak yapabilirsin. Ev almak, araba almak imkansız hale gelmiş. Öbür tarafta da insanlar siyanürlü toprağın altında kalarak can veriyorlar. Hiçbir sorumlu hesap vermiyor, bilmem ne. Ülke bu hale getirilmiş. Ve biz hala, yani hala muhalefet partileri bazıları iktidarın adayları kazansın diye yarışa girmişler. Ve iktidar hala yarış kazanabilecek bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. O büyük potansiyeli. Sahip çıktığımız, haklarını savunmaya çalıştığımız emekliler, yoksullar, asgari ücretliler hala iktidar partisinin peşinde gidiyorlar. Demin Diyarbakır örneğini verdiniz ya. Ya Allah aşkına, seçtikleri insanları koltukta oturtmuyorlar, kayyum getiriyorlar, valilerin hepsi belediye başkanlığı yapıyor, büyük rantlara hükmediyorlar vesaire. Gidiyor Diyarbakırlılarla yemeğe, salon tıklım tıklım. Kusura bakmayın da onlar da Diyarbakırlı. Meral Danış Beştaş oradan laf ediyor Murat Kurum'a da, kusura bakmasın, Diyarbakırlıların bir kısmı da Murat Kurum'la halay çekiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani çekiyor, siz tabii çıkmışsınız, aday olmuşsunuz Meral Hanım. Meral Danış Beştaş'ı kastediyorum. Bunun muhalefet adayı, yani muhalefet partisinden olan ama İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olan insana zarar verdiğini biliyorsunuz. Oradan geliyorsunuz işte ya, bu işler gerçekten tam bir karmaşa, kargaşa ve kaos içinde. Bu seçim çok enteresan bir seçim olacak. Sadece şunu şey yapıyorum. Sadece şunu biliyorum. İktidar partisi kazanırsa büyük illeri, İstanbul'u vesaire falan, özellikle İstanbul'u, bir kere demokrasiyi falan unutalım. Yani artık milletin bana yetkiyi verdi diye her türlü antidemokratik uygulamaya imza atacaklar. Seçimi kazansa da kaybetse de, yani İstanbul'u kazansa da kaybetse de, ekonomide silindir gibi üzerimizden geçecekler. Bakın 1 Nisan itibariyle bütün şeyleri CHP kazansa bile, bütün büyük şehirleri hiç fark etmeyecek. İktidar partisi yine 1 Nisan'dan itibaren vatandaşın üstünden geçecek, ama hiç olmasa muhalefet daha çok belediye kazanırsa, muhalefet daha başarılı olursa
vatandaşın söyleyecek sözü olur. Yani bizim de çıkıp burada vatandaşa bakın sizi istemediler, başka partileri seçtiler, siz bunları yapamazsınız deme hakkımız doğar. Öteki türlü siz iktidar partilerini seçerseniz eğer ve seçimden sonra iktidar partileri de sizin üzerinizden silindirle geçerse ya kusura bakmayın hak ettiniz demek zorunda kalırız. Yani şimdi iktidar korkutuyor ya şeyi seçmenleri. Bakın muhalefet partilerini seçerseniz size hizmet gelmez. Garip kalırsınız falan diye. Doğalgaz bu korku gelmez. Çekiciliği diye bir siyasi iletişim yöntemidir. Korkutarak, tehdit ederek seçim kazanma, rakibinin oylarını düşürme gibi bir yöntem vardır siyasette. Şu anda AK Parti bilinçli bir şekilde bunu kullanıyor. Ve neden biliyor musunuz? Çünkü seçmenlerinde ölçüm yapmışlar ve seçmenleri de buna prim vermiş. Evet bu işe yarar diye bir mesaj vermiş. İnanılmaz bir şey ya bu 2018 diyorum ya öyle bir kimyasını bozdu ki seçmenin de kimyası bozuldu. Sadece siyasi partilerin değil seçmenin de kimyası bozuldu. Ya kimse çıkıp şunu demiyor. Kardeşim emekli maaşı benim hakkım. 30 sene ben prim yatırdım bu devlete. Neyin parasını babanın verir? Cebinden vermiyorsun demiyor diyemiyor ya. Çıkıp kimse hakkını hukukunu savunamıyor ve bakın iddia ediyorum. Yani bugün 19 Şubat bir kenara not edin. Eğer AK Parti seçimden başarılı çıkarsa yani bu evet korku ve tehdit söylemi olabilir. İstanbul'u alırsa işte başka büyükşehir belediyelerini alırsa vesaire gerçekten hayat hepimiz için çok zorlaşacak. Gerçekten çok zorlaşacak. Cezaevlerinde daha çok gazeteci olacak. Siyasi daha çok siyasi olacak. Hak, hukuk, adalet arayanlar eskiden mumla ararlardı, şimdi hiç arayamayacaklar. O kadar, bakın o kadar şey oluyor ki, yani bu yasal düzenleme hazırlıklarını, şunları bunları görüyorum. Gerçekten çok ürkütücü. Gerçekten çok ürkütücü. Herkes şapkasını önüne koyup kendi geleceğini, geliyor. Çocuklarının geleceğini. Ne paketi geliyor? Evet, orada biz gazetecilerle ilgili yargı o kadar ağır bir hüküm var ki. Bakın her gazeteci cezaevini tadacak. Doğrudan cezaevi. Gibi bir hüküm var orada. Her gazeteci cezaevini tadacak diye bir hüküm var orada ya. Yani bunları artık gerçekten iyi düşünmek lazım. Ya çocuğumuza bakın size bir örnek vereceğim. Çocuğunuza bile uyarı yapıyorsunuz yeri bugünlerde, geldiğinde. Evet. Bakın bir örnek vereceğim Türkiye'nin geldiği yeri görmek açısından. 2003 yılında AK Parti iktidara geldiğinde bir meslektaşımız bir televizyon kanalından işten çıkarıldı. Kıdem tazminatını aldı, fazla mesailer için dava açtı ve davayı kazandıktan sonra fazla mesailerini de aldı. O parayla Ankara'da İşte Çankaya'da bir ev aldı. 6 yıllık çalışma süresi var bakın. 6 yıllık çalışma süresi. O para yani 6 yıllık çalışma sonunda verilen kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleriyle çok rahatlıkla Ankara'nın en iyi semtinde ev alınabiliyordu. Aynı arkadaş 20 sene devlet kurumunda çalıştıktan sonra emekli oldu. Ne kadar aldı biliyor musunuz? 750-700 bin lira civarında. Şimdi gidin 700 bin liraya bir tane araba alın, bir tane kulübe alın. Alabilir misiniz? 20 yıllık çalışmanın karşılığı. Bakın 6 yıl için kıdem tazminatıyla ev alınıyor. 2002 yılında, 2003 yılında üstelik ekonomik krizden çıkmışız. 20 yıllık kıdem tazminatı 700 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye işte bu hale geldi. Bakın 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği gün işten atıldı. Artık size ihtiyacımız yok diye. Bir televizyon kanalından, bugün yandaş olan bir televizyon kanalından anladım işten onu. Atıldı. Anladım. Tamam mı? 20 yılda 700, karşılaştırın. Yani inanılmaz bir o günün parasıyla 168 bin lira kıdem tazminatı fazla mesai veriliyor. O gün 2002 yılının Kasım ayında işten çıkan birinden. 3 Kasım'da seçim oldu. 28 Kasım'da. İşten çıkardılar. Bugün 20 yılın karşılığı olarak o kadar para. Ya inanılmaz bir şey bu ya.
AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bundan daha iyi anlatamazsınız. Emekli maaşını daha kötü zaten olacak. Düşünemiyorum. Şimdi bu insan ev alamaz. Hiçbir şey alamaz. Bu daha kötü olacak. Yazlık bile alamaz, düşün. Bu da işte bu daha kötü olacak. Bakın iddia ediyorum AK Parti biraz daha işte doğru, büyük şehir alarak alırız. Şunu biz yaparak bunu yaparak güçlenirse konteyneri koyacak toprak bulamazsın. O kupon arazilerinin hepsi rant karşılığında dağıtılacak. Murat Kurum niye belediye başkanı olmak istiyor biliyor musunuz? İstanbul'un rantını yemeye devam edecekler. 1994'ten 2019'a kadar nasıl o gökdelenler oraya çıktıysa, nasıl rant şeyiyle para bastılarsa, bundan sonra da o düzeni devam ettirmek istiyorlar. Murat Kurum demek rant demek, Murat Kurum demek konut projesi demek. Başka bir şey yok. Murat Kurum'un bütün profesyonel hayatı bununla geçmiş. 2009'da TOKİ'ye girmiş uzman yardımcısı olarak. Kısa sürede torpille şununla bununla GYO ya düşünün 2009 işte 2018 9 senede bir insan emlak konut genel şey gayrimenkul yatırım ortaklığının başına nasıl geçebilir yani 9 sene. Yani 12 senede adam nasıl Merkez Bankası başkanı olabilir? Bütün çalışma hayatın İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl yapılamaz anlamıyorum ki evler yüzümüzün üstümüze geliyor. Ebru'cum sen bu fakirlik şeyinden bir türlü kurtulamıyorsun. Öyle bir dertleri yok ki. Bakış açını değiştir. maalesef Deniz haklı. Ben bu konuda söyleyecek şey yapmıyorum üstüne. Kes sesini. Yani... Bakın süreyi aşmamam lazım. Size şimdi bazı bir şey günün geri kalan kısımlarında. Mesela izleyicilerimiz diyor ki İzmir için içiniz rahat mı? Size soruyorlar Ali Aydar Fırat. Bu Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu demiş ki Murat Kurum geliyor taksimetreleri hazırlayın diye şahane bir slogan atmış. Fatih Altaylı yazmış. Yani Murat Kurum gelince taksiye zam gelecek. Sloganı Slogan bu ya. Nasıl? Hayır, bu ne demek? Taksimetreleri hazırlayın yaşasın yani. Murat Kurum geliyor taksiye zam geliyor. Taksimetreyi kurun. Slogan şöyle. Evet. Taksimetreyi kurun geliyor Murat Kurum. Daha güzel. Taksimetreyi kurun yani geliyor olun, Murat Kurum. Zam gelecek. Yani işte taksicilerden oyalamak için. Artık parası... Aslında güzel bir çözüm bulmuşlar. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Şimdi mesela taksiyi çeviriyorsun seni almıyor ya. Öyle bir fiyatlar yapacaklar ki artık parası olmayan taksi çevirmeyecek. Dolayısıyla da parası olan da yüksek fiyatlar ödeyecek. Murat Kurum'un vaadi gerçekleşmiş olacak. İstanbul'da canı isteyen taksiye binebilecek. Taksici de canının istediğini değil her el kaldıranı durup alacak. Yani böyle bir çözüm bulmuşlar. Taksimetreleri kurun geliyor Murat Kurum. Benim sevgili Deniz Eyrek. Yani şu söyle bu acaba şuna denk gelmiyor mu? Ya yaşadığı İstanbul halkının 5 yıldır yaşadığı eziyetin sorumlusunun aslında bu Taksiciler Odası Başkanı olduğu ve bütün bu eziyetin, bütün o insanların yaşadığı çilenin bir siyaset üretme biçimi, Ekrem Başkan'ı çalıştırmamak ya da onun üreteceği bir çözümün önünde mümkün mertebe engel oluşturmak olduğunu ortaya koymuyor mu? Yani sen halka hizmet etmekle yükümlüsün sadece ya. Sadece o değil ki. Senin elbette ki siyasete... Ulaştırma Bakanlığı da UKOME dedikleri şey, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi dedikleri şey eskiden belediyenin sözü geçerdi orada. Şimdi o UKOME'ye o kadar çok farklı kurumlardan devlet görevlisi koydular ki belediyenin bütün taleplerine hayır deniliyor. Taksi sayısının artırılması, belediyenin projesi falan da UKOME'den reddedildi. Neden reddedildi? Bu Taksiciler Odası Başkanı'nın rantı bitmesin diye. Yani burada da Murat Kurum gidip İstanbul'un rantiyecileriyle buluşuyor. Tamam mı? O taksi şeyi rantiyeci onlar. Plakalar almış başını gitmiş. Siz belediye 4000 tane plaka çıkaracaksınız. Bu beylerin taksi plakası değerini düşüreceksiniz. Ondan sonra taksi sayısı arttıkça biz istediğimiz gibi müşteri seçemeyeceğiz falan. Bu tür şeyleri de kalmayacak. Yani
Onların bir rantı var, o taksiciler odası başkanının ve çevresinin. Aman o ranta dokunmayın. Murat Kurum da zaten hep rantın güvencesi olduğu için. İnşaat sektöründe evet. de öyle, başka yerlerde de öyle. Burada da taksicilerin rantına şey yapmış. O da ne güzel bir sloganı. Ya bu seçimin bence şampiyon sloganı bu. Yani çok bu seçimin sloganlarını. Taksimetreleri kurun geliyor Murat. Ama çok bomba değil mi ya? Kaç tane taksici geliyor, var, kaç kurun. Tane taksi kullanan millet var. Millet de zam geliyor diye algılıyor. Aynen ya, ama doğru. O demek yani. Ya çünkü korkunç kötü bir sloganı. Kaç tane taksici var, kaç tane taksi kullanan var. Yani burada taksicilere hani sanki destekleme kafası, evet. Adam zaten paramız yok, binemeyiz taksiye falan. Sen yine bu kadar edebiyatına döndün mü? Ya, İzmir'le ilgili soruya cevap vereyim. Kaç dakikamız kaldı Eren? 4 dakika. Bir sorum daha var çünkü. Bir çok kısa cevap verin. Buyurun. İzmirliler çok soruyor. Bana gelen inanılmaz soru şeyi var. Soru değil de yorum var. Geçen hafta İzmir'deydim ve Cemil Tugay Başkan'la birlikte hem sahayı dolaştık hem de onun projelerini dinledim. Çok kısa bir süre içinde lansmanını yapacak ve projelerini anlatacak. Bence o projeleri Cemil Başkan anlattıktan sonra bambaşka bir algı oluşturulacak. Daha çok geçsin. Şu elbette ki, yani şunu söyleyeyim. Siyasi nezaket diye bir şey var. Bunu bir eleştiri olarak diye dile getiriyorum. Yani bir belediye başkanı atandığı zaman var olan belediye başkanları kendisini geri çekerler ve o başkanı alan açarlar. İzmir'de böyle bir maalesef hoş olmayan ve demokratik siyasal kültürle bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Partisi kültürle bağdaşmayan bir yaklaşım, bir direngenlik söz konusu. Onu özellikle doğru bulmadığımı ve bir parti yöneticisi olarak da buna müdahale edeceğimizi de çok net bir biçimde söyleyeyim. Dolayısıyla İzmir'de adayımız belli. İzmir'deki bakın ya sadece şunu söyleyeyim. 9 seçilebilecek yerde kadın adayımız var İzmir'de. Pırıl pırıl genç arkadaşlarımız, insanlarımız var. Ve bu insanların önünü kapatmak, bu insanları bir biçimiyle başarısız kılmak, parti içi küçük hesaplar üzerinden bir siyaset devşirmek doğru değildir. Şu yol ayrımında artık Cumhuriyet Halk Partisi, yani biz genel başkanımız, bütün parti yönetimi olarak artık küçük olsun, benim olsun, 3-5 tane ilçe veya ille sınırlı değil. Türkiye'de bir düzen değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'de gerçekten sosyolojik ve siyasal bir dönüşme ve değişime ihtiyaç var. Peki. Bunun için bu kadar canhıraş bir biçimde mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Buna yönelik olarak da içeride ve dışarıda ittifak kuran arkadaşlarımıza da şunu söyleyelim. O 1 Nisan sabahı herkes emin olsun, Türkiye'de insanlarımız bambaşka bir karar verecekler ve bu halkın bütün bu olumsuz giden süreci bambaşka bir noktaya dönecek, tersine dönecek. Yani peki, geçen seçim söylemiştik, baharlar gelecek. Bu sefer baharı değil yazı getireceğiz. İnşallah. Sadece İzmirlilerden Ebru, çok bitirmeden gelen bir cümle söyleyeceğim. Ali Aydar Fırat da Tayyip Erdoğan'ın ekosesini elinden almış. Artık ekose de iktidarın tekelinden çıkmış görünüyor. Ceket, ekose ceketi. Bundan sonra böyle.